Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda Amerika'nın satışları 3. güne taşıdığını görmekteyiz. Negatif kapanışlar gerçekleştirdiler. Vadeliler de şu an için yatay gözüküyor. Avrupa tarafında yine satış baskısı devam etmekte. Geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana satıcılı seyir devam ediyor. %1'in üzerine satışlar söz konusu Almanya'nın önderliğinde. Uzak Doğu piyasalarında hafta başında olumlu başlayan Uzak Doğu bugün için haftanın ikinci işlem gününde negatif seyretmekte. Bizim piyasamıza bakacak olursak eğer biliyorsunuz ki seçimlerin ardından bir belirsizlik ortamından dolayı dün %7'ye varan satışlar yaşandı. Daha sonra gelen tepki alımlarıyla 75 bin seviyesinden gelen tepki alımlarıyla endekste bir toparlanma söz konusu oldu. Ama bu toparlanma tabii çok küçük bir oran. Bugün için endeksin pozitif görünümlü yatay bir açılışla başlayacağını düşünüyoruz. Bugün 78.500 direnç noktasını test edebilir endeks. Bu noktada kırılması durumunda 79.500 seviyesine kadar yükselişler devam edebilir. Bu nokta önemli. Endeksin 79.080.000 bandına çıkması biraz daha havayı yumuşatacak ve pozitif hareketler devam edecek göstergesi olarak sayabiliriz. Ama bu hareketler tabii biraz zor şu an için. 79.500 direnç noktasına çıkmak için öncelikle 78.500'ü kırmak gerekmekte. Olası geri çekilmelerde 76.500 destek noktamız var. Bu noktanın kırılması durumunda 75.000 ana destek noktası 75.000 seviyesinde aşağısına sarkması durumunda endekste görüntü olumsuzlaşmaya devam edecektir. Ama biz bugün için en azından biraz daha ılımlı, pozitif bir havanın devam edeceğini, endeksin açılışın ardından 78.500 seviyesine doğru yükselişlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. Dolar TL tarafında ise dün 2.81'in kapısına kadar dayanmıştı. Daha sonra yavaşça hem Merkez Bankası'nın müdahalesi, hem daha fazla dolar satması, satım ihalesi vermesi, hem de biraz daha havanın yumuşamasıyla beraber geri çekildi. 2.75 seviyelerinde, 2.75'in altına sarkması durumunda dediğimiz olumlu senaryo biraz daha hızlanarak devam edecek diye düşünüyoruz. Diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.